Bir an için sevdiklerinizin ne kadar değerli insanlar olduğunu hatırlayın yeter. Elini tutun ve bırakmayın. Bütün bir hayat sadece bizlere sevdiğimiz insanlarla iyi zaman geçirmek için sunulmuş bir hediyedir. İnanın bana mutluluk hiçbir yerden dağıtılmıyor. Tamamen kendi ellerimizde. Sevdiklerimize sahip çıkalım. Efendim iyi akşamlar. Görüyorum arada çok güzel kadınlarımız var. Burada kadınlar olmasa bu orkestranın erkek halinden hiç hoşlanmıyorum. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Geçen arkadaşlarla bir yemek yedik. Birden fark ettim masada 8 erkeğiz. Size ne kadar sıkıldığımı anlatamam. Yani şunu düşündüm. Kadınsız bir topluluk, bir mekan, bir hayat, bir dünya, inanın bana çekilir gibi bir şey değil. Böyle masanın ilerleyen saatlerinde bir çok güzel bir bayan geldi masaya. Hepimizin hali tavrı değişti. Birdenbire daha nazik olmaya başladık. Daha efendim ince espriler yapmaya başladık. Hep beraber kızla daha kur yapmaya başladık. Kızcağız tabii kendini bir kraliçe gibi hissetmedi değil. Ama iyi oldu. Çok kaba sabaydık. Ve şunu düşünüyorum, yani kadınsız bir hayat insanı Taliban da yapar, terörist de yapar, sağa sola bomba da attırır. Çünkü bir erkeğin yanında kadın olmazsa, bir kadınla beraber bir zaman geçirip kendini ifade etmezse, kendini başka türlü ifade etmenin yollarını bakacaktır. O yüzden ben şimdi size güzel bir kadın çağırıyorum. Zuhal'i alkışlarsanız geliyor. Biraz bakın Zuhal'e. Yani gözünüz gönlünüz açılsın. Teşekkür ederim. Ne haber Zuhal? İyiyim, teşekkürler siz. Sen Anadolu'da benim adıma dolaşıyorsun. Ne yapıyorlar? İlgileniyorlar mı? Güzel şeyler söylüyorlar mı? Vallahi sizi soruyorlar. Öyle mi? Evet, evet. Ha, seni görüp beni mi soruyorlar? Kim bunlar? Bu hafta Ankara'daydım ben. Aha. Elvan İstanbul'daydı. Ne yaptınız Ankara'da? Vallahi işte başvuruları değerlendirmeye çalıştık bize başvuruları. Gülsüm Hanım... Bununla konuşmuşsunuz. Evet, Gülsüm Hanım'ı getireceğiz biraz Sen sonra. Sen Gülsüm Hanım'ı getirirken ben onun hikayesini anlatacağım. Peki efendim. Teşekkür ederim. Şimdi efendim ben yıllar evvel bir film çekmiştim. Hikaye şöyleydi. Anadolu'da çok tuhaf bir töre var. Erkek kardeş ölünce dul kalan kadın abiye veriliyor. Çok tuhaf. Ya kızın abiye gitmek gibi bir isteği yok. Evlenmek isteği yok. Ya kocam öldü, ben de acımı tutarım, yasımı tutarım. Sevdiğim bir adam karşıma çıkarsa evlenirim diyemiyor. Neden? Çünkü kız gelindir, dışarı çıkmasın. İşte aile dışına çıkmasın veya kötü yola düşmesin diye bizim Anadolu'muzun böyle enteresan töreleri var. Böyle olunca ne yapıyorlar? Evlendiriyorlar erkek kardeşte.
Erkek kardeş de doğal olarak zaten ya bu abimin karısı, ben bundan ne yapacağım kardeşim diyor. Çok doğal. Böylece istemeye istemeye bir evlilik oluyor yani. Bu törelerimiz enteresan. Hala da yapılıyor. Bu da daha enteresan. Yani hani zaman geçtikçe biraz törpülendi de yok, yapılıyor. Şimdi böyle olunca bu evlilik tabii tuhaf bir evlilik oluyor. İstemeden abinin karısı. Çok tuhaf bir şey aslında. Birazcık böyle bir ensest durumu bile var. Ya insan abisinin karısına doğal olarak kendi karısı gibi bakamıyor falan. Bu hikayenin içinden çok çok acı bir hikaye çıkıyor. Bence detaylarını birazdan dinleyeceğiz. Önce biz Gülsüm Hanım'ı buraya çağıralım. Bir alkışlar sonra geliyor. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Ne oluyor böyle insan... Annenizdi değil mi bu evliliği yapan? Evet. Biraz yaslanın arkanıza, rahat oturun. Anneniz de babanız doğal olarak herhalde iyi geçinemediler mi? Nasıl, siz hatırlıyor musunuz? Nasıldı araları? Ben babamı hiç hatırlamıyorum. Annemin ilk eşi ölünce beşindeki kardeşine verdiler onu. Zaten evliydi. Ben dünyaya geldim, onlar ayrıldılar. Yani babam daha ondan sonra ne arayıp ne sordu. Evlerimiz de birbirine yakın. Babanızdan ayrılalı ne kadar zaman oluyor? 23 yıl oldu. Ben dünyaya geldim, onun eşi duymuş. Ayrıldılar. Annem ondan sonra iki tane çocuğu vardı ölen eşinden. Bir de ben 3. Bizi büyüttü. Yani babam bir eşiyle beraber. Babanız sizin doğduğunuzu biliyor tabii. Tabii, onun ismini taşıyorum. Ama babanızın, yani babanız sizden haberdar ve sizi hiç görmeye gelmedi. Gelmedi. Hiç mi gelmedi? Hiç gelmedi. Zaten annem ölen eşine nikahlı. Babam da kendi eşine yani nikahlı. Anladım, anladım. Onu anladım işte abisinin. Evet, ben de annemle babamın üstüne yazılmış. Anladım. Babam biliyor. Evlerimiz de yakın zaten. Ama hiç şey etmiyor, yani ilgilenmiyor. Siz peki onu görmeye gittiniz mi? Yani ben zaten küçükken bilmiyordum, ölmüş biliyordum. Evet. Nasıl yani öğrendiniz ölmediğini? Amcamın kızlarından, annem onları anlattı. Nerelisiniz siz? Trabzon. Yok, ben geçenlerde Karadeniz'deydim. Ben de Trabzon'a gittim. Oradan bir okul açılışı vardı Giresun'a doğru giderken. Hayatımda ilk defa kendimi önemli biri gibi hissettim. Çünkü yollara Sinan Çetin hoş geldin yazmışlar. Çok çok tatlı insanlar Giresun ve köylerinde okul açtım. Evet. Çok mutlu oldum. Çok Karadenizli insanların ben bu kadar şeker, bu kadar tatlı olduğunu gerçekten bilmezdim. Çok büyük bir sevgi ve sempati duydum. Hiç aramadınız mı babanızı, sormadınız mı? Yani ondan ben bir yakınlık görmeyince ben de hiç... Yani sen bir yabancıyla nasıl konuşabilirsin ki? Yani bağırır bana. Zaten küçüktüm, okuldan çıktım. Ondan sonra annemle beraber... Şimdi size bağırır dediniz. Nerede bağırdı sizi görmediyseniz? Yani nasıl bir... Yani bağırır derken çocuklarından korkuyordu. Ha, kendi çocuklarından? Evet, onun zaten iki tarafında en küçüğü benim. Kendi kaç tane çocuğu var? 13 tane var. 2 oğlan, 1 kız. Ya sayın seyirciler, ne acayip bir hikaye. Şimdi bir kızınız var. O da sizin kızınız değil mi? Bir baba olarak düşünün. Kendi kızını kendi çocuklarının korkusundan dolayı göremiyor. Evet. Hastaneye yattım. 3-4 sene önce. Yani hiç görüşmedim. O bana evladım demedikten sonra ben nasıl gitti baba diyebilirim ona ki? Hatta... Hastaneye gelmiş ama. Geldi. Başkalarını... Hastaneye gelince gördünüz mü yüzünü? Evet. Hayatınızda ilk defa hastanede mi gördünüz? Yok, görüyorduk. Evleri yakın birbirine. Görüyordum ama iki düşman gibi. Hayatında ilk defa elinizi hastanede mi tuttu? Evet. Bu anı anlatır mısınız? Nasıl bir andı bu? Geldi bir gün, dedi ki böyle böyle dedi. Baban dedi gelecek dedi, aşağıdadır dedi. Annem de yanımda. Gelecek seni bakmaya da dedi, korkuyor dedi.
sana bakmaya gelecek ama korkuyor. Korkuyor. Ben de dedim ki şu ana kadar ben yani uzakta değildim. Yanındaydım. Şu ana kadar niye bana bakmadı? Ben kovmazdım ya. Dediler bana gelsin bırak. Dedim e gelsin. Yüzü tutuyorsa gelsin. Geldi, oturdu. Elimi tuttu, konuştu. İşte ihtiyacım var mı bir şeye? Ben zaten okuldan, ilkokuldan çıkalı çalışıyorum. Anneme bakıyorum. Orada işte... Annenizle de mi görüşmüyor? Hayır. Annemle kesinlikle görüşmüyor. Bir tek çocuk musunuz siz? Yani evet. Annene. Evet. Annemin var iki tane ölen eşinden. Dedi bana ki... İşte ihtiyacın olursa ara beni, ben yardımcı olurum. Zaten benim her şeye ihtiyacım var. Bir dakika ama bu çok güzel bir an. Yani baba ilk defa kendi çocuklarından, korkusundan vazgeçmiş. Kendi evet. Karısının baskısından kurtulmuş. Çok çok hüzünlü bir an. Yani sonunda... Hüzünlü bir an güzel bir şey de yani bunu onlardan gizlice yine yapabilirdim. Her zaman. Her zaman yapabilirdim. Doğru. Ama yapmadı. Niye yapmadı? Öyle yani yolda kimse olmadığı yerlerde de tesadüf rast gelirdik birbirine. Hiç seslemezdi. Ya. Yanlar geçerdi. Siz böyle babanızın yanından geçer miydiniz? Geçerdim. Ne acayip bir hikaye bu ya. Yani ondan sonra... Öyle bir an hatırlıyor musunuz? Nasıl bir durumdu o yani? Babanız aynı sokaktan geçiyor. Karşı kaldırımdan mı geçiyor? Hayır, yan yana geçiyoruz. Sizin... Yani... Öyle bir şey ki yani köyde oturuyorduk. Köyden araba geliyordu Akçaabat'a, merkeze. Yani bir arabaya da bindiğimiz zamanlar da oluyor. Baba kız aynı otobüste gidiyorsunuz. Aynı arabada gidiyoruz. Yani bilmiyor yok. Herkes biliyor onun çocuğu olduğumu. Gelip elinizi tutmuyor. Tutmaz. Tutmadı da bile. Tek hastanede arkadaşım vardı. Dedi bana, o gittikten sonra ben ağladım tabii ki. Yani dedi ki, ya Gülsüm dedi, işte bir görüşeyim onunla bile. Neden olmasın? Belki bundan sonra pişmanlık duyar, vicdan azabı çekiyor. Tanıt bana dedi, tanıttırdım onu ona. Arkadaşım görüştü onunla. Hastaneye gitti, görüştüler. Olsun demiş. Zaten demiş neler çektiğini ben biliyorum. Ondan sonra da daha... Yani gene karşı karşıya yüz yüze geldik ama gene hiçbir şey yok. O hastaneye onu getiren duygu neydi acaba? Bilmiyorum. Kansızlıktan yatmıştım hastanede. Bayağı 75 kiloydum. Ne olmuştu o sırada size? Annem 4 kere ameliyat oldu. Yani bayağı sıkıntılar çektim ben. 45 kiloya düştüm. Şimdi maşallah iyisiniz. Teşekkür ederim. Doktora göründüm. Yani o zaman... Tansiyonum düşüyordu. Dediler kansızlıktan. Hastaneye yatmıştım. Bir tek o zaman geldi. Siz hiç bu arada gidip babanıza sarılmak istemediniz mi? Yani bana düşman gibi olduktan sonra ben nasıl gideyim ki? Hatta çocuklarına, eşi çocuklarına bile kaç kere dövdürdü beni. Aa! Tabii. Nasıl yani? Yani ne bileyim yolda gördüler, küçüktüm. Dövdürürdü beni kızını. Ne, baba dövdürmez ki. Onlar kendileri herhalde. Anne, eşim. Kendi ne eşim. İsterler ki zavallı bir kızdan? Nedir yani? Bilmiyorum. Masal kitaplarında olur böyle şeyler, hani inanmayız. Siz tek başınıza bir şeysiniz. Üç tane kardeş gelip sizi mi dövüyorlar? Yok, zaten orada tarafta babamın o kızı benden büyük. İki tarafında güçlü benim. Ne istiyorlar sizden? Bilmiyorum. Ben de merak ettim. Allah Allah. Baba kız hikayesine bakın ya. Ne evet. Acayip bir hikaye. Yani herkes biliyor. Şimdi yeni bir arkadaşla danışsam baban ne iş yapıyor dedim öldü diyorum. Çünkü var desem nerede? Burada burada merak etme. Babanızı görmek istemiyor musun? Acın sana destek olmadıktan sonra. Biz gelince soracağız. Beraber soracağız. Beraber soracağız. Beraber. Biz gittik mi babaya efendim? Bir babamızı tanıyabilir miyiz acaba?
babanıza gitmek için önce uçağa binmişiz. Yeşiltepe'ye kadar gitmişiz. Evet, çok teşekkür ederim. Film gibi ekibi. En zor maceraları yerine getiriyor. Evet, yani İstanbul'a da ilk gelişim. Zaten buraya Gülsüm Hanım'ın babası Cemal Bey'i bulmaya geldik. Kendisi babasını 23 yıldır görmüyor. İnşallah biz de Cemal Parlayan'ı bulup bu güzel çiçekleri kendisine vereceğiz. Cemal Bey nasıl bir insan acaba? Kolay gelsin. Hoş bulduk. Bir yerde yaşamadım. Ya nasılsınız? İyiyim. Kim bu? Biz Cemal Parlayan'ı arıyoruz. Dur. Tanıyor musunuz kendisini? Öyle mi? Nerede? Cemal Bey o mu? Evet. Aa, bizimkiler yolda rastlamışlar ona. Evet. Aa, Cemal Bey bu demek ya. Devam et bakalım, nasıl bir şey tepki verecek bakalım. Biz Cemal Parlayan'ı arıyoruz. Tanıyor musunuz kendisini? Öyle mi? Nerede oturuyor peki? Burada Yeşil Demen. Tamam. Nasıl gidebiliriz evine? Evi burada. Burada hangi? Şu beyaz mı? Tamam peki. Çok teşekkür ederiz. Şuradan inebiliyor muyuz? Tamam. Siz necisiniz? Kendisine çiçek getirdik de onu verecektik. Oldu. Tamam. Ama sizin nasıl şey ederim? Biz kendisini buluruz zaten eğer evdeyse. Ben kendi. Cemal Parlayan ben işte. Siz misiniz? Aa, söylemiyorsunuz bize. Sürpriz yaptınız. Size çiçek getirdik. Teşekkür ederim. Kimden olabileceği hakkında bir tahmininiz var mı? Yok. Dur, dur. Peki biz film gibi kurulduk. Cemal Bey kendisinin çok mu düşmanı var? Önce bir çiçekle getiren güzel bir kız bile olsa ondan bir şüpheleniyor. Bu çiçeğin arasında bir silah vardır. Bu mafya filmlerinde hani çıkarır silahı içinden. Yani Karadenizli ya, kendini biraz uyanık görüyor da önce karşılığının görüşünü alıyor, bakıyor ki niçin? Niçin geldiler bana? Yani beni böyle aramazlar. Neydi bu? Karadenizliler uyanık diyorsunuz. Ondandır. Cemal Bey diyoruz ki siz Cemal Bey misiniz? Cemal Bey diyor ki orada oturuyor. Allah Allah. Devam edelim, Cemal Bey'i bir tanıyalım. Yok. Peki biz film gibi programdan geliyoruz. Ve kızınızdan getiriyoruz size bu çiçekleri, Gülsüm Hanım'dan. Verelim isterseniz ilk önce bir size. Şöyle çiçekleri. Kendisi sizi çok özlemiş. Görmek istiyor. Biz de sizi almaya geldik. Belki de orada çaresiz kalmış olabilir. Bilmiyorum ne yani. Ben arkadaşımın evine gittiğim zaman, arkadaşım babasının boğazını sarıldığı zaman ben ağlayasım geliyor. Ama haklısınız, ben de... Ben şimdi bir şey sokakta bir kedi görsem onunla oturup ağlıyorum. Çağırayım babanızı. Siz bilirsiniz. Ben de gelince şunu soracağım. Benim bir kızım var. Gerçekten yani bir gün, iki gün görmeden dayanamıyorum. Evet. O yüzden her ne olursa olsun, evet, onun mutlaka acı duyduğundan eminim. Bilmiyorum, ona nasıl sormak lazım. Zaman zaman sabah kalktığında, kahvaltı yaptığında, yolda yürüdüğünde, tarlada çalıştığında zaman zaman mutlaka sizi düşünüyor, sizin acınızı duyuyordur. Eminim buna. Gerçekten eminim.
Çağıralım mı? Çağıralım. İnanın babanız olup bu kapıdan içeri gelmeyi çok isterdim. Ben de isterdim. Yirmi üç yıldan beri pişmanlık duymayan kişi bundan sonra da daha duymaz. Bu 23 ay değil, sene. Aslında değmezdi onun için. Ben yine bir evlat olduğunu hatırlasın diye başvurdum. Zaten ben arkadaşlarımın sayesinde başvurdum. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Songül ve Emine için. Onların hatırı için. Bundan sonra zaten ne yapsa da kendini affettiremez. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İlk defa böyle bir şey söyleyeceğim bu programda. Hiç buraya gelmemiş bir insan için yanlış, olumsuz, negatif bir şey düşünmemiştim. Bence de siz artık onu aramayın. Yani bunu söylemek istemezdim çünkü bir babayım ve biliyorum babalık ne demek. Evet. Biliyorum ki ne olursa olsun sizi o gelip buluncaya kadar... Evet. Gerçekten siz asla onu aramayın. Çünkü gerçekten bunu düşünüyorum. Bilmiyorum, ilk defa böyle bir fikir veriyorum yani. Kızdım yani. Ben de öyle düşünüyorum. Nedir yani? Yani ben... Yani buyurun, özür dilerim. Yok, devam edin. Şöyle bir şey düşünüyorum. Yani bu konuda fikir söylemek belki bana düşmez ama yani kızı yani. Allah Allah, biliyorsun kızı. Onun acısını da anlıyorum. Hani yollarda görmüş, selam verememiş, aynı otobüse binmiş. Kızlarından, kendi çocuklarından, kendi karısından korkmuş. Hepsini anlıyorum. Hakikaten buraya gelirsin yani. Gelseydi buraya gelirdi. Tamam, o gelecek. Ben de Trabzon'un dışına çıkmamıştım. Ama film gibiye çok teşekkür ederim. Ben otobüsten indim, araba garajda beklerdi. Otobarda bekledi. O sonuçta bir erkektir, gelebilirdi. Ben Ogi hiçbir yerini bilmeden geldim. O da gelebilirdi. Bundan sonra aramam da zaten. Hep beraber bir alkışlar mısınız arkadaşlar? Kim bilir beyefendinin ne kadar haklı gerekçeleri vardır. Herkes haklı. Ben zaten yaşlandıkça şuna inanmaya başladım. Herkes haklı. Yani herkes haklı. Sonuç olarak kimseyi suçlayamıyorsunuz. Kimseyi... Hele bizim yani böyle bir şey hiç yapmaya hakkımız yok.
Fakat şimdi anlatacağımız, yani size bir anlatacağımız öykü bir baba hikayesi gene. Bugün babalar bizim konuğumuz oluyor. Çok acılı bir öykü bu seferki daha. Yani ben bu sefer herhalde kendimi tutamayıp bugün ağlayacağım. Çünkü bu öyküyü dinlerken çok kötü oldum. Yücel Bey'in bize bir mesajı yok. Fakat öyküsünü ben anlatmayayım. Yücel Bey, yani zaten beceremiyorum anlatmayı. Bir alkışlar mısınız Yücel Bey gelsin? Yücel Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Cenab-ı Hak? Yaslanın arkanıza. Üç çocuk var ha? Evet. Üç çocuk var ve... Göremiyorum. Göremiyorsun? Göremiyorum. Annesi size sinir mi oluyor? Ya sinir oluyor. Niye? Ya anlasam bir bilsem burada olsa konuşsa beraber. Niye? Sebebi ne? Tamam ben ayrıldık, kanunca ayrıldık. Hı. Allah onun işine rast getirsin, benim işine rast getirsin. Ama çolabana niye düşman ediyor? Bilmiyorum, ben de onu soruyorum. Niye? Şimdi şuna 4-5 tane kız çocuğunu getir, ben kızımı tanıyamam. Göremediniz. Göremem. Hiç göstermiyor ki. Okula gittim, okulda bile göstermedi. Bir dakika. Gittiniz, kapının zilini çaldınız. Kapıya gidemiyorum. Ne oluyor gidince? Gide dövüş kavga. Siz hemen dövüşmeyin, karakol. Siz çiçek elinize aldın, dövüşmeyin. Çiçek de götürsen, ne götürsen görüştüm. Allah Allah. Çocuklar da sizi görmek istemiyor mu? Görmek istemiyor. İş yerine kaç defa telefon açtım. Ben senin baban adım, sizinle görüşmek istiyorum. Hayır. Olmayan hakaretleri, olmayan şeyleri bana sayıyorlar. Çünkü annesi onların beynini doldurmuşlar. Ne diye doldurmuş? Yani buna baba demeyin. Niye demeyin diyor? Bilmiyorum abi. Sizin abi bilse. Yani ben onu öğrenmek istiyorum. Niye demiyor bana baba? Hiç mi kendinize sormadınız? Ya ben tamam, ben babalık bir görev yapmamış olabilirim. Mesela babalık görevi olarak ne yapmadınız? Tamam onlara bir evlat diye, bir baba diye sarılmadım. Niye? Sarılamıyorum. Niye? Ya dövüş kavga abi. Yok, ben Ankara'da 15 sene oturdum. Hı. 15 sene Ankara'da polis karakolu kalmadı, jandarma karakolu kalmadı, gezdim. Gidiyor yani şu ulusa bir yere gidiyor. Polis karakolu var. Kocam benden ayrılmak istiyor. Ya ben kanunca senden ayrılmak istiyorum. Başka çare yok. Niye? Ayrılıyoruz, geçinemiyoruz. Üç çocuğu yaparken kaç sene geçindiniz? Ya iki çocuk oğlana dünyaya gelmede iyiydi. Yani iyi de şöyle iyiydi. Bir gün iyi, bir gün kötü. Dedim ki hanım, benim işkin varsa, ben deliysem sen beni adam et. Sen deliysen ben seni adam edeyim. Hanginiz delisiniz? İkimiz de deli. İki deli bir arada yaşar mı? Yaşamaz abi. Ben 8 sene devlet dairesinde çalıştım, işimi bile bıraktım. Postanede. Hangi devlette? Postanede. Postane. 8 sene çalıştım, işimi bile bıraktım. Niye? Ne yapmışsa da İstanbul benim olsun. Huzurum yok, mutluluk yok. Bir bana baba diyecek bir evlat yok, bir koca diyecek bir eş yok. Ne yapacağım ben? Boş boş. Şimdi bu kadın deli mi, siz güzel güzel işinize gidip geliyorsunuz? Deli. Deli abi. Yani sözüm buradan işte, çok af buyurun. Deli. Bence sizde de biraz delilik var. Bende de var. Bende neden delilik var abi? Bilmem, ben sizin kendi lafınızı söylüyorum. Ya olabilir. Ben de kötü bir insan olabilirim ama. Kötü bir ben insan. Ben kötüysem, deliysem beni insan edecek. Hanım diyorsun, düzeltir. Düzeltecek. Hanım dediğin deliyse düzeltir kocayı. Çocukları kaç zamandır görmüyorsunuz? Çocukları oğlanla bazen Ankara'ya gidiyorum, iş yeri gönderiyor. İşte uzaktan görüyorum. Ama kızımı hiç tanımıyorum, görmemişim. Çocuklar uzaktan görüyor mu nasıl? Ya uzaktan mahallede oynuyorlar. Beni görüyorlar mesela, içeri kaçıyorlar. Daha da göremiyorum. Çocuklar yani menfi propaganda var orada. Ya öyle, evet. Ya devlet bana bir yazı vermiş. 15 yani bir aydan bire git görün hakkım var. Şimdi ben iki tane polis alsam gitsem görürüm. Devlet bana bir yazı vermiş. Polisle çocuk gördükten sonra ne yapacaksın ya? Göremiyorum. Allah Allah, dünyada neler oluyor arkadaşlar ya. Kendi niye ayrılıyorsun kardeşim? Çocuklarından niye ayrılıyorsun sen ya? Ya ayrıldık. İnsan çocuklarından ayrılmaz. Ayrıldık. Devlet ona verdi. En son kucağınıza aldığınız zaman hatırlamıyor musun? Ya çocukken hatırlıyoruz. Şimdi bir tanesi 16 yaşında. Evet. Öbürü 13, öbürü 10 yaşında. Evet. Kızı 10 senedir göremiyorsun. Göremiyorum. Okula gittim, okulda bile göremedim. Size bir olay anlatayım. Dinliyorum. Ankara'ya gitmiştim. O sıra karne tatiliydi. Önümde bir kız çocuğu gidiyor, elinde karneyi sallaya sallaya. Ben de arka sıra gidiyorum. Gittim kız kardeşimin evine gittim. Dedim ki ya bacı, dedim, şu çocuk kimin çocuğu?
senin çocuk. Bak önümde yanında berbere gidiyor, çocuğumu tanıyamıyorum. O kadar yani ben anlamadım. Tamam ben deliyim, kötüyüm, kötü bir yolda bir insan. Ama ben insan et. Çocuğum sen bana niye düşman ediyorsun? Sebep ne? Ben babasıyım, sen de annesisin. Tamam Allah razı olsun, bu zamanı bakıyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun. Ben sana ev verdim, kiraya oturmuyorsun. Üç defa ev, yuva yıktım, yaptın, üç defa yıktım yuvayı. Kendi evimde oturuyor benim şu anda, Ankara'da, Dikmen'de. Eşyasını aldım, her şeyini düzdüm. En çok hangi çocuğunuzu görmek istiyorsunuz? En çok kızımı görmeyi istiyorum. Biz Tuğba'ya gittik mi? Önce hangisine gittik? Tuğba'ya bir gidebilir miyiz beraber? Şu an Ankara Dikmen'deyiz. Bize Sayın Yücel Polat başvurdu. Kendisi çocukları Mehmet, Emrah ve Tuğba'yı tam 3 yıldır görmüyor. Biz de kendilerini bulmak üzere evlerine doğru gidiyoruz. Bu ev kimin? Kendi evi. Merhaba. Sizin ev mi? Bu evi siz mi yaptınız? Ben kendim yaptım. Kim? Dur. Kim bu? O kaynatan olması lazım. Nasıl aranız kaynatanızı? İçi değil. Devam et. Merhaba. Tuğba'yı arıyoruz biz. Kimi? Tuğba'yı. Ne arıyorsun Tuğba'yı? Çiçek getirdik de kendisine. Tuğba neler? Tuğba! Tuğba mı? Tuğba buldum işte. Dur. Tuğba merhaba. He. İşte o kaynata yuva yıkan adam. Ama Tuğba'yı gösteriyor şimdi size. Gösterebilir. Siz film gibi aracıyla 10 sene sonra ilk defa mı görüyorsunuz Tuğba'yı? Evet, ilk defa. On sene sonra çocuğunuzu görüyorsunuz. İnşallah. Bu Tuğba. En son ne zaman gördünüz? Ya dünyaya geldi işte, bir yaşına falan yani emeklemeye başladı. Annem aldı köye götürdü. Ondan beri görmemiş. Size benziyor. Devam et. Tuğba mı? Tuğba buldum işte. Tuğba merhaba. He, Yücel Bey'in Tuğba'sı işte. Baban çiçek yollamış Tuğba. Al çiçeği. Baban yolladı sana çiçekleri. Niye? İşte. Tamam. Baya davet ettiniz bile ilk geldiğinizde. Ben yanlış görmedim değil mi? Tuğba çiçeği almadı, ha? Haklıymışsınız. Menfi propaganda. Yoğun propaganda var. Evet. Öbür çocuğu görmek ister misiniz? Hepsini mi evladım? Hepsini görmeyi isterim. Biz kime gittik şimdi ikinci olarak? Biz şimdi Mehmet'e gittik. Mehmet'i ne zamandır görmüyorsunuz? Mehmet'i Ankara gittim, görüyorum uzaktan abi de konuşamıyoruz. Yani kaçıyor. Mehmet de mi kaçıyor? O da kaçıyor. Biz şimdi Mehmet'e bir gidebilir miyiz? Evet, öğrendiğimiz kadarıyla Mehmet'in okul antrenmanı varmış takımında. Şu an Mehmet'e doğru gidiyoruz. Merhaba Mehmet. Nasılsın? Nasılsın? Ben de iyiyim. Çiçek getirdik sana.
Pazar yeri olması lazım. Dur, dur. Pazar yeri olması lazım. Şimdi Mehmet sizin ben, oğlunuz değil mi? Evet, tamam benim oğlum, tanıyorum. Şu anda çiçeği aldı ama sizden gelip gelmediğini bilmiyor bu çiçeğin. Evet. Biraz geri alabilir miyiz? Çiçeği kimden geldiğini sorduğu andan itibaren devam edelim. Çiçek getirdik sana. Kimden bir tahminin yok mu? Babandan geliyor, evet. Babandan getirdik sana çiçekleri. Ben bazı akşamlar gider, oğlumun yattığı yatağa yatarım ve onu kalbimin üstüne koyarım. Evet. Öyle uyumaya çalışırım. Çok özlerim yani. Tabii, evlat lazımız. Genellikle de onlar bilirler yani. Genellikle kalbimin üstüne yatarlar. Ve çok güzel uyurlar kalp sesiyle. Bunu hiç yaptınız mı çocuğunuza? Yaptı tabii. Bu oradan önce yaptık ama şimdi... Mehmet'e yaptınız mı? Tabii. Zaman ayırdınız yani onlara. Tabii, işte hepsine zaman ayırdı, ikisine de. Ama işte bu olaylardan sonra daha zaman da ayıramadık. Birbirimizden olduk düşman. Yani şöyle düşman değil, şöyle ailesine, hanım, annesine düşman olduk. Ona benim yine evladım. Ona ben yine canım ciğerim. Ama annesi yüzünden her şey bitti. Tamam, bu annesi yüzünden lafını artık kullanmıyoruz. Emrah'a gittik mi? Efendim, öğrendiğimiz kadarıyla Emrah burada atölyede çalışıyormuş, okulun atölyesinde. Biz de kendisini bulmaya geldik. İnşallah bulacağız. Merhaba. Emrah'ı tanıyor musun? Emrah, aynısı. Nerede? İçeride. Öyle mi? Burada yerim. Öbür tarafa mı gideceğiz? Bu kim? Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Nerede çalışıyor Emrah biliyor musunuz? Vallahi bir tekstil fabrikasında ne bile çalışıyoruz. Buraya hiç gittiniz mi daha önce? Yani oğlanın çalıştığı yere gidip onu görebilirsiniz aslında. Gidip onunla ayrı ayrı diyalog kurabilirsiniz. Merhaba Emrah. Nasılsın? Dur. Emrah mı? Emrah. Bir yola. Nerede? Çalışıyor öyle mi bir iş evet. Yerinde? Kaç yaşında? 15-16 yaşında olması lazım. Okula gitmiyor mu? Gidiyor. Hem okuyor hem çalışıyor. Evet. Devam et. Merhaba Emrah. Nasılsın? Film programından geliyoruz biz. Çiçek getirdik sana İstanbul'dan. İstersen al çiçeğimizi. Almayacak mısın çiçeği? Kimden geliyor acaba? Tahminin var mı senin? Hayır. Babandan geliyor. Mücadele gönderdi. Kardeşlerimle görüştük. Tuğba ve Mehmet de. Bir de sana geldik. Alacak mısın bizim getirdiğimiz çiçeği? Nasıl bir kötülük yapmış olabilirsiniz ki bu çocuklara bu kadar çok kırgınlar size ya? Ne yapmış olabilirsiniz ki bu kadar kırgınlar size? Kendi çocuklarımı düşünüyorum. Onlara çiçek yolladığımı ve onların bu çiçeği reddettiğini düşünüyorum. O yüzden acınızı anlıyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Yani böyle bir...
Şimdi Emrah, Mehmet ve Tuğba'yı babalarıyla görüşmek üzere huzurlarınızda buraya çağırıyorum. Buyurun. Gelselerdi şaşardım. O kadar sert, o kadar net tepkiler vermişti ki çocuklar. Yani gönülden ırak, gözden ırak. Gözden ırak, gönülden ırak. Bu öyle bir şey. O kadar uzun ayrı kalmışsınız ki. Yaklaş şöyle otur. Gel yanıma. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş Şeref bulduk. Verdin gel. Otur otur dur rahatsız olma. Şimdi kaç senedir babanı görmüyorsun? Yaklaşık 3 sene oldu. 3 senedir ilk defa mı görüyorsun? Evet. Oh yavrum benim ya. Çok mu kızgınsın? Çok mu kırıksın? Evet. Küçüklük ve büyüklük diye bir kavram var. Ben büyüklerime karşı her zaman saygılıyım. Canım benim, çok güzelsin. Çok tatlı bir çocuksun sen. Evet. O zaman öp babanın elini bakalım. Öpmem. Peki bence şöyle yapalım. Baba oğul sizi ben baş başa bırakayım. Bir güzel konuşun, rahatlaşın, içinizdeki dertleri dökün. Sonra canın öpmek isterse öp. İçinde kalmış her şeyi söyle babana ama burada seyircilerimizin önünde değil. Tamam. Burada babanla el ele tutuşup seyircilerimizin de alkışıyla yollayalım onları. Ne dersiniz? Efendim bir program daha burada sona erdi. Hepinize çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biliyorsunuz hayatta sevdiklerimizden başka bir şeyimiz yok. Bakın mal mülk. Para, pul gelip geçiyor. Sevdiklerimiz kalıyor. Onlara sahip çıkalım. Değerini bilelim. İyi geceler efendim.
Efendim Bir Film Gibi programın daha sonuna geldik. Bize 24 saat boyunca ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0212 324 çift 072 324 çift 073 0212 325 79 25 ve 0212 278 27 27. Haftaya yepyeni hikayelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir an için sevdiklerinizin ne kadar değerli insanlar olduğunu hatırlayın yeter. Elini tutun ve bırakmayın. Bütün bir hayat sadece bizlere sevdiğimiz insanlarla iyi zaman geçirmek için sunulmuş bir hediyedir. İnanın bana mutluluk hiçbir yerden dağıtılmıyor. Tamamen kendi ellerimizde sevdiklerimize sahip çıkalım.